varsayılan olarak 3D Studio Max sahnesi eşit 4 görünüşe bölünmüş şekilde yer almaktadır. 3 adet ortografik görünüm mevcuttur. Üst, ön ve sol görünüş 3 boyutlu sahnenizin 2 boyutlu görünüşleridir. Varsayılan olarak 3 boyutlu görünüm bir tanedir. Perspektif görünüş derinlik katarak insan gözünün efektini vermektedir herhangi bir görünüş tipi seçmek için klavye kısa yollarını kullanabilirsiniz. Üst görünüş için T'ye, ön görünüş için F'ye, sol görünüş için L'ye ve perspektif görünüş için P'ye tıklayabilirsiniz. Viewport menüsünde yer alan Point of View ile daha fazla görünüş tipini bulabilirsiniz. Görünüş katmanlarınızı yeniden organize etmek için Viewport Layout tabi kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Viewport'ların kesişen yerlerini sürükleyerek Viewport'un boyutunu değiştirebilirsiniz. Varsayılan Viewport ayarlarına dönmek için sağ klik tıklayın ve Reset Layout deyin bir görünüşü büyütmek için minimum maksimum toggle veya alt W'ya tıklayabilirsiniz. Toggle veya kısa yol tuşlarını kullanarak viewport'u tekrar geri düzenleyin. Her bir görünümün içinde üç boyutlu uzay düzleminde sunulan bir home grid vardır. X, Y ve Z'de kartezyen koordinat sisteminin temeli olan birbirlerine dik açılarda bir çizgi boyunca birbiriyle kesişen üç düzlem mevcuttur. Tüm x, y ve z düzlemleri orijin noktasıyla çağrılır. Aynı zamanda her bir viewport'ta yer alan view bazı navigasyon kontrollerini sağlamaktadır. Objenin görsel kalitesi viewport içerisine yer alan shading viewport menüde belirlenir var olarak ortografik görünümlerde objeler tel kafes, perspektif görünümde ise katı form veren standart shade görünümünde vardır. Katı görünüm ve tel kafes arasında F3'e tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Katı geometrinin üstünü tel kafes ile kaplamak için F4'e tıklayın. Bu modelleme ve geometriyi değerlendirmek amacıyla kullanışlı olacaktır. Hadi görünüşte bulunan navigasyonlara bir göz atalım. Görünümü kaydırmak için viewport'a mouse'la tıklayarak sürükleyerek başlayalım. Daha yavaş zoom yapmak için Ctrl, Alt ve mouse topunu basılı tutup sürükleyin. Viewport'ta sahnenin uzantısını uygun hale getirmek için kısa yol olarak Z tuşuna tıklayın. Objeniz seçiliyken Viewport'a ortalamak için Z'ye tıklayın. Tüm bu kısa yollarda arayüzün sağ alt kısmındaki gezinme araçlarında daha fazla özelliğe sahip araçlar bulunmaktadır. Kullanıcı arayüzünün bu alanında görülen bu araçlar, perspektif görünüm penceresinin aksine bir kamera görünüm penceresi kullandığınızda etkin olan viewport'un türüne göre değişir. Bu simgelerin bazılarında köşede bir açılır menüye erişim sağlayan küçük üçgenler bulunur. Bu işlev için size daha fazla seçenek sunmaktadır.